Efendim en faydalı 10 meyveyi sırasıyla hocam sayacak. 10'uncudan 1'inciye kadar. Hocam kurt yakaladı. Hocam organik o zaman. Evet yani içinden çıktığına göre evet. Yani şimdi şunu söylüyorum. Bakın insan bir elmayı tükettiği zaman sindirimi kolaylaştırır. Bağırsakların peristaltik hareketini hızlandırır. Kabızlığı önler. Şişkinliği alır ama şimdi elma tüketiyorsunuz. Daha doğrusu genelde meyve tüketiyorsunuz. Şişkinlik oluyor. Kameraman gösterecek mi onu illaki? Kurtu evet. Da görelim. Organik olmayan işte gıda GDO'lu ürünlerde kurt olmuyor. Yani GDO demeyin de bu evet genetiği değiştirilmiş, bu ülkeye sokulmuş binlerce meyve ağacı var. Binlerce meyve ağacı var. Yapmayın. Anadolu'nun ne meyve ağaçları var? Onları çoğaltın kalem aşısıyla. Bol bol çoğaltın ve bunu yayın. Bu sizin vazifenizdir. Bak geçen hafta mı, evvelki hafta mı değerli misafirler, değerli izleyiciler söyledim. Enbiya suresini açın okuyun. 13. ayet. Üstünü altını okuyun. Yurt terk edip gittiğiniz yurtlarınıza dönün diyor. Sorgulanacaksınız. Allah'ın açık ayeti var. O bize doğru yolu gösteriyor. Allah sorumluluğunu yerine getiriyor. 16. surenin 9. ayeti. Doğru yolu göstermek bana ait diyor. Ama eğri yollar da var. İnsanlar para kazanmak için meyveleri, sebzeleri yakışıklandırıyor, kısırlaştırıyor. Sırf ticaretini yapmak için. Rum suresinde de hocam Allah'ın fıtratında, yaratılışında değişiklik olmaz diye ayet var. Evet. Allah değiştirmiyor, biz değiştiriyoruz onu. Evet. Fetih suresi 48. surenin 23. ayeti var. Açın okuyun. Sünnet Allah'ı der. Tebdila yani orada Allah'ın sünnetinde siz bir değişiklik göremezsiniz. Asla. Hazreti İbrahim döneminde neyse kurallar Hazreti Muhammed döneminde de aynıdır. Ve Peygamber Efendimiz'e kendi diliyle ikrar ettiriyor. Ya Muhammed senin dinin İbrahim'in dinidir. Bizde bir değişiklik olmadı diyor. Evet. Yani evet. İnsanlar böyle işte maalesef ama ben diyorum etki, kültürümüze sahip hocam. Çıkacağız. Efendim. Dönüşüm inşallah başlıyor. İyiye doğru dönüşüm İnşallah başlıyor. Ya Rabbi. Öyle de bir doygunluk oldu zaten hocam. Yani artık insan özüne dönmeye başladı. Siz de vesile oluyorsunuz. 10. meyveden başlayalım hocam. En faydalı 10. meyvemiz hangisi? Şimdi evet. Avokado. Avokadoyu biliyorsunuz bu sert. 5-6 gün gazeteye sarıyoruz, yumuşuyor. Evet. Salatalara koyuyoruz. Dışından hafif hafif yoklayın. Şeftali gibi böyle yumuşadığı zaman ince kahverengi kabuğunu soyacaksınız. Hatta şey yaparsınız, rahmetlik annem bunun kabuğunu alır alnına yapıştırırdı, yanaklarına yapıştırırdı. Sizde mi ondan hocam? Herkes diyor ki hocam ne kullanıyor, ne sürüyorsunuz? Hiçbir şey sürdürmüyor şey hocam. Hayatımda mesela şey diyorlar, soruyorlarmış Nuray Hanım'a tweetle mi Facebook hocanın yüzü ne kadar çok parlıyor, ne sürüyor, fazla sürmeyin. Yok, hiçbir yayında ben yüzüme bir şey sürdürmem. Asla. Doğal hali neyse o. Normalde yapılması yani bir şeyleri gerekiyor. Örtmeye, evet, bir şeyleri kapatmaya, örtmeye gerek ya, örtülecek yok. Örtülecek bir şey yok hocam zaten. Neyse. Maşallahınız var. Evet, şimdi bakın efendim avokadoyu kanser hastaları, kemoterapi ve radyoterapi alan kanser hastaları tüketin. Kanser hastalarında kemoterapi ve radyoterapiye bağlı olarak panzitopeni görülür. Nedir panzitopeni? Lökosit düşer, hemoglobin düşer yani kansızlık baş gösterir. Bir de platelet, trombozitler düşer. Bu üç şeydi işte biz panzitopeni diyoruz buna. Bunun korunmasını istiyorsanız kanser hastaları her gün... Özellikle kemoterapi ve radyoterapi alanlar, evet bir tane avokado tüketsinler. Ben haftada 2 veya 3 tüketiyorum. Bazen 4 tükettiğim, 5 tükettiğim salataya de oluyor. Salataya doğruyorsunuz. Tabii
tadı size yavan gelebilir. Mayonez konuyor hocam. O da hayır, kesinlikle yapmayın. Öyle yapıyorlar. Bütün şeyini bozarsınız. Mayonez olmaz. Tamamen yanlış. Yapacağınız şey, bunu çatalla ezin. Çekirdeğinde gidin evinizdeki saksıya dikin. Bunun çekirdeği var, ceviz gibi. Evet, oradan da avokado çıkar, merak etmeyin. İçine bir diş sarımsak presleyebilirsiniz. Yarım limon sıkın, ekmeğin üzerine sürün. Mesela balla karıştırabilirsiniz. Muhteşem tadı var. Tereyağı gibi sürersiniz. Kurt oraya geçmiş hocam elmadan. Hayır, onun için düşmesin diye hayvan şey yapıyorum. Oradayım. Evet, onun için onu koruyorum. Tamam, sonraki meyveye geçelim hocam. Evet, bu böyle anemisi olanlar. Beyin sağlığı için, beynin %60'ı yağdır. Bu meyvede de bol yağ var, doymamış yağlar var. Ve en önemlisi sıfır kolesterol. Kolesterol yok içinde. Tüketmemesi gereken hastalığı olan var mı? Onu da yok. Söyleyelim. Yok. Avokadoyu yok. Herkes tüketebiliyor. Herkes. Çocuklarınıza tamam. Da yedirin. Yani beyin sağlığı için, Alzheimer için. Mesela asetil kolin esteraz diye bir enzim var. Onun aktivasyonunu düşürür. Yani unutkanlığa karşı da iyidir. Ama havucun yerini hiçbir zaman doldurmaz, onu söyleyeyim.